İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşması. Anna Nahdalyan, Zohrab Mnatsaganyan, Agit Mis grubu eş başkanları ile bir araya geldi. Vahram Boğosyan, savunma ordusu ağır mücadele pahasına düşmanın eylemlerini durdurmaya çalışıyor. Düşmanın son gündeki kayıpları 220 asker, 5 İHA, 7 zırhlı araç. Azerbaycan Türkiye'nin himayesinde Artsakh'ı hedef almaya devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi internet siteleri Türkiye'de engellendi. İklim değişikliği inci kefalini de tehdit ediyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan bir konuşmada bulundu. Devlet Başkanı konuşmasının başında Ermenilerin Ermeni platosunda yerli oldukları ve farklı tarihsel dönemlerdeki jeopolitik durumdan bahsetti. Daha sonra Orta Doğu'daki 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki duruma ve Batı Ermenistan'ın konumlarına değindi. Konuşmasının genel konusu Sevr Antlaşması'na ve Ermenilere yönelik soykırıma adandı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan, Sevr Antlaşması'nın Ermeni halkı için büyük önem taşıdığını ve bunun gerçekleşmesi tüm Orta Doğu'da barışı tesis etmenin tek yolu olduğunu vurguladı. Konuşma Fransız dilinde ve YouTube sayfamızda mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nahdalyan'ın sosyal medya aracılığıyla yayınladığı haberde resmi ziyaret çerçevesinde Rusya Federasyonu'nda bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Agit Mis grubu eş başkanları ve Agit Başkanı'nın özel temsilcisi ile görüştü. Daha öncesinde Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sözcüsü Vahram Boğosyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında Azerbaycan insani ateşkesi çok kaba ihlal etmeye devam ediyor ve sabahın erken saatlerinden bu yana tüm cephe hattı boyunca büyük ölçekli askeri operasyonları yeniden başlattığını yazdı. Ayrıca Boğosyan topçu bataryaları da sivil yerleşimleri bombalıyor. Binlerce paralı terörist Azerbaycan tarafındaki ordu birlikleriyle aktif askeri operasyonlara katılıyor. Savunma ordusu düşmanın saldırı operasyonlarını sıkı bir şekilde savaşarak durdurmaya çalışıyor diye ekledi. Artsakh Cumhuriyeti Enformasyon Karargahı geçen gün düşmanın uğradığı kayıplarla ilgili bilgiler yayınladı. Düşmanın kayıpları ile ilgili son verilere göre 5 İHA, 7 zırhlı araç, 1 uçak imha edildi, 220 asker etkisiz hale getirildi. 27 Eylül'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Artsakh Cumhuriyeti'nde sivil nüfusu da hedef alan geniş çaplı bir saldırı başlattığını hatırlatalım. 13 Ekim itibariyle Artsakh Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri düşmana ait 16 helikopter, 18 uçak, 173 İHA, başta tanklar olmak üzere 521 adet zırhlı araç, 86 taşıma aracı, 10 zırhlı personel taşıyıcı, 4 TOS-1A ağır topçu sistemleri, 4 Smerç ve 1 Uragan tipi reaktif topçu sistemleri imha etti. Düşmanın 5139'dan fazla can kaybı mevcut. Moskova'nın girişimleri sonucu 10 Ekim'de Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Türkiye destekli Azerbaycan, Artsakh'ın başkenti Stepanakert'i bombalamaya devam etti. Cumartesi gecesi saat 23.30 sularında başkent Stepanakert'te 7 patlama duyuldu. Artsakh Karabağ'a yönelik savaş 27 Eylül'de Azerbaycan'ın saldırısıyla başladı. Azerbaycan Türkiye devleti tarafından açık bir şekilde savaşa teşvik edilirken askeri destekte Türkiye savaş uçakları ve İHA'lar ve Suriye'den taşınan gerici çete mensuplarının Azerbaycan'a yollanmasıyla yoğun bir şekilde veriliyor. İsrail ve Türkiye'nin insani yardım adı altında drone gönderdiğini açıklayan resmi Yerevan'a göre sivillere saldırıları Ankara koordine ediyor. Türkiye devleti barış ve diyalog önünde de temel engeli oluşturuyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 9 Ekim'de yaptığı bir açıklamada kalıcı ateşkes için Karabağ'ın alınmasını şart koştu. Bu ifadeler savaşın Türkiye tarafından yürütüldüğünü ispat etmektedir. Türkiye'de bir dizi Ermenistan Cumhuriyeti devlet yapısının resmi web siteleri bloke edildi.
Türk basınında yer alan yayınlara göre özellikle Ermenistan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, hükümet ve tüm bakanlıkların internet siteleri engellendi. Bu sitelere Türkiye'den erişilmeye çalışılırken ekranda engellenen ülke Ermenistan ifadesinin görüldüğü kaydedildi. İklim değişikliğinin Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün endemik balık türü inci kefali üzerinde etkisini araştıran bilim insanları sıcaklık artışı nedeniyle inci kefalinin tehlike altında olduğunu söylüyor. Bir sazangil üyesi olarak dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşam alanı bulan inci kefali, eşsiz bir yaşam döngüsünün sonucu olarak akıntının tersine yaptığı göç ile bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Van Gölü'nün sodalı sularında üreme imkanı bulamadığı için akarsulara giden inci kefallerinin tersine göçü şelaleleri aşarak ilerler. Azalma nedeniyle koruma altına alınan balık aşırı avcılığa karşı korunuyor. Fakat sıcaklık artışı balığı olumsuz etkiliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun Etnografik Topluluğu tarafından icra edilen Ermeni Halk Oyunu Yarhuşta adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.